Merhaba sevgili Dayı Komiks takipçileri. Bu videoda yine meşhur serimize devam ediyoruz ve Kasım 2021'de hangi çizgi romanlar çıkmış ona bakıyoruz. Evet, Kasım ayında ilk olarak bizi Yapı Kredi Yayınları karşılıyor ve görüyoruz ki Dizist'in 5. ve 6. fasikülünü basmışlar. Böylelikle bu seriyi de fasikül yoluyla bitirmiş oluyorlar. Tabii unutmayın bu sene Dizist'in bir de ciltli halini basacaklar. Sonrasında bizi Itaki karşılıyor ve Türk çizerlerinin en önemlilerinden Kenan Yarar'ın çıkardığı Aşkı Melun'u basmışlar. Ve geldik bağımsızcı Kara Karga'ya. Kara Karga da bu ay Senso adlı çizgi romanı basmış arkadaşlar. Bir türlü X-Men basmamasıyla tanıdığımız yayın evi olan Marmara çizgide bu ay God Country, Black Hammer 1, Spider-Man 30 ve Monster'ın da ikinci cildini basmış. Monster biliyorsunuz zaten bir manga. God Country ile Black Hammer bağımsız ve bir tek Spider-Man 30. cilt kalıyor. Böylelikle 10 senedir bitiremedikleri Spider-Man'de son 2 cilde gelmiş bulunuyorlar. Umarım bu yıl içinde kalan 2 cilde basarlar da sonunda kırmızı sırtlı Spider-Man'i baştan sona okuyabiliriz. Adını ilk defa duyduğum bir yayın evi olan Mundi, çocukluğumda bol bol çizgi dizisini izlediğim Charlie Brown'u basmış arkadaşlar. Charlie Brown ülkemizde daha çok Snoopy adıyla tanınır. Snoopy biliyorsunuz Charlie Brown'un köpeğinin adıdır. Ama böyle bir durum var. Charlie Brown derseniz pek kimse hatırlamaz ama Snoopy derseniz herkes hatırlar. Mundi, Charlie Brown'un arkadaşlık dediği nedir, hayat dediği nedir, aşk dediği nedir adlı 3 tane çizgi romanını basmış. Fiyatları gayet uygun, bence kaçırmayın derim. Ve geldik mangacıların göz bebeklerinden Kuru Kafa'ya. Kuru Kafa'da bu ay sevilen mangası Kıyamet Meleği'nin 17. cildini basmış arkadaşlar. Ve geldik bir diğer bağımsızcıya. Baobab yayınları bu ay Kurt ve Mülk adlı 2 tane eser basmış. Yabancı yayınları ise bu ay Günün Kahramanı Manfred adlı bir eser basmış arkadaşlar. Son derece ilginç gözüken bir çizgi roman listeme ekledim. Ve evet sevgili abonelerim, Itaki sadece bu ay Aşk-ı Melun'u basmamış, aynı zamanda yeni başladığı manga serisi olan Satürn Evlerinin de birinci cildini basmış. Kolay kolay çizgi roman basmamasıyla tanıdığımız Timaş Yayın ise bu ay Yıldızlar Saçıldığında adlı bir çizgi roman basmış. Ben son derece merak ettim. Kısa zaman içinde bu çizgi romanı almayı düşünüyorum. Ve geldik Akıl Çelen'e. Akıl Çelen'e geldiysek bu ne demektir? Tabii ki bu ayda mangalar basılmış. Akıl Çelen bu ay Limit 2, One Punch Man 17 ve Shaman King 2 basmış arkadaşlar. Bu arada manga severler Shaman King'in animesini izlemeyi unutmayın. Evet, bu kadar bağımsız komiks mangadan sonra artık geldik Fumettilere. Lal Kitap bu ay Zagor 233, Zagor Darkwood Novels 4, Zagor Klasik Maceralar 121, Dylan Dog 77 ve Martin Mystere 205'i basmış arkadaşlar. Yani şu Zagor ve Martin Mystere'yi gördükçe hayıflanmamak elde değil. Birisi 205. sayıda, birisi 233. sayıda, bizde daha bir kırmızı sırtlı Spider-Man bile bitmedi yani. Neyse diyoruz ve desen yayınlarına geçiyoruz. Sevgili abonelerim, desen yayınları bu ay Turhan Selçuk seçkisi İnsan Denen Garip Hayvan'ı basmış. Evet sevgili abonelerim, listemizde sonlara geldiğimizde karşımıza gerekli şeyler çıkıyor. Gerekli şeyler bu ay mangada yardırmış diyorum size. Artık yani basmadığı manga kalmamış. Gençlik Yolculuğu 9'u basmış. Seninle Bir İklim 3. cildi çıkarmış. Fairy Tail'in 11. cildini basmış. Üstüne Sword Art Online'ı çıkarmış. Yetmemiş Jinji Ito'dan korku kesitlerini basmış. O da yetmez deyip İyi Geceler Pumpu'nun ilk cildini çıkarmış. Bitti mi sandınız daha bitmedi diyerek Ajin 16'yı basmış. Yetmez bu kadar deyip Naruto 47'yi basmış. Üstüne Noragami 15 demiş. Alın size bir de Haikyuu 9. cildi bastım demiş. Maşallah diyorum yani, gerekli şeyler sayesinde ortalık mangadan geçilmiyor. Evet sevgili abonelerim, Kasım ayında da bu çizgi romanlar basılmıştı.
Yani yine dediğimi tekrarlayayım. Artık biraz harçlıklardan, marşlıklardan keserek bir şekilde çizgi roman alın demek istiyorum. Özellikle Marvel ve DC, yani komiks dediğimiz çizgi romanlardan alın. Çünkü bu çizgi romanlar fazla satmadıkça bu fiyatların inmesi mümkün değil. Hatta şöyle söyleyeyim, daha da yukarı çıkar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, maalesef mangacılar kadar olamadık ve bu da fiyatları buraya kadar çekti. Evet sevgili abonelerim, bu videoyu bitirmeden önce videoyu beğenmeyi, altına yorum yazmayı, abone değilseniz kanala abone olmayı, yeni videolarımı anında görmek için bildirimleri açmayı ve kanalın daha da gelişmesi için çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara Dayı Comics kanalını önermeyi unutmayın diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. We'll be right back.